Normalde üzerimde şu vardı. Sonuç olarak acaba giyip çıkarsam mı onu? Yok, gerek yok. Ve başlayalım. Uzun zamandır minimalizmle ilgili video çekmiyordum ve özellikle minimalizmi ele alacağım için çok ekstra heyecanlıyım diyeyim. Çünkü bu kanalı açarken hani YouTube'da böyle bir şeyler yapmak istiyorum, gerçekten evet ben paylaşmak istiyorum dediğimde ilk çektiğim video, isteyenler gidip bakabilir, minimalizmle ilgili videoydu ve çok heyecanlıydım. O günden bugüne çok şey değişti. Tabii ki de 6 Mayıs itibariyle de zaten 1 yıl dolmuş oldu. Yani büyük ihtimalle bu video yayınlandığında 6 Mayıs tarihini geçmiş olacağız. Şu an daha gelmedik. O yüzden öncelikle herkese iyi ki varsınız diyorum ve bu videoyla da birinci yılımızı kutluyorum ve yanımda olanlar, beni destekleyenler, videoyu beğenenler, abone olmayı seçenler, gerçekten her birinize minnettarım. Dediğim gibi bugün minimalizmi ele alacağım ama minimalizmi ele alırken de benim çok sevdiğim böyle bir içerik. Videonun konusu artık satın almadığım 33 şey olacak ve bu 33 şeyi sizinle paylaşacağım. Biraz hızlı hızlı gideceğim. Çünkü hani böyle deli gibi uzun bir video olmasından yana değilim. Belki sizin de işinize yarayacak ipuçları ya da böyle bilgiler hani bulabilirsiniz içinde. Minimalizmin benim hayatımdaki en önemli katkısı diyeyim size, tüketim yerine neyi neden alıyorum sorusunu uyandırıyor bende. Hani böyle deli gibi onu da alayım, bunu da alayım, ay bunu zaten bir gün kullanırım, ay bunun rengi ne kadar da güzelmiş falan diye hani böyle bakacağım ama açıkçası şey oluyorum. Aa, bunu evet çok beğendim ama gerçekten ihtiyacım var mı? Bunu gerçekten hani evimde bir yere koyduğumda bir işe yarayacak mı ve bana her baktığımda ya da her kullandığımda neşe verecek mi? Bu anlamda artık ne satın almak istiyorsam ona bakmak, o şekilde değerlendirmek aşırı derecede bana fayda sağlıyor ve aynı zamanda da inanın bana çok 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 yani çok dediğim böyle rakam olarak olmasa bile belki ilk başlarda gerçekten minimalist bir hayata geçmek istiyorsanız geçmişe nazaran para biriktirme olanağınız artıyor diyebilirim size. Hatta bunun garantisini verebilirim. Ama tabii ki de bu bir yolculuk ve herkes hani bu yolculuğu eğer istiyorsanız, hani minimalizme başlamak istiyorsanız bu tarz videoları zaten izliyorsunuzdur. O yüzden de sizin yolculuğunuzu sizden iyi hiç kimse bilemez diyerek direkt videoya geçiyorum artık. Artık satın almadığım 33 şeyden birincisi defterler arkadaşlar. Yani benim böyle zamanında aldığım, rengi güzeldi, ah dokusu çok güzeldir bunun diye ya da ne bileyim işte ben bunu günlük olarak kullanırım diye, biliyorsunuz günlük tutuyorum ya da ajanda olabilir diye aldığım böyle inanılmaz fazla defterler vardı. Bir dönem yani saymıştım 30 küsürdü. Ve bir yıldır, yalan olmasın, en azından bir 7-8 aydır gerçekten hiç defter almıyorum. Ve elimdeki o defterleri bitirmeye çalışıyorum diyeyim. Ve zaten hani arkadaşlarım, çevremden insanlar da genelde defter hediye ediyorlar. Herhalde böyle yazan bir tip görüyorlar, bilmiyorum. Ama bundan sonra net olarak zaten kararım, yani 7-8-9 ay önce verdiğim karar, o defterlerin hepsini bitirmeden, kullanmadan hiçbir şekilde defter satın almamak. İkinci, artık satın almadığım obje diyeyim, kupa ve bardaklar. Yani doğru saydıysam eğer zaten 39 tane kupam var şu anda an itibariyle ve bu inanın böyle 15-20 tanesini verdiğim halidir. Bir kere yargılamayın öncelikle. Çünkü ben her gittiğim yerde böyle hani kimisi ne bileyim magnet alır, kimisi işte böyle bu şehri bana hatırlatsın diye böyle yurt dışına çıktığımızda ya da şehir dışına bir şeyler alırsınız ya, herkesin için farklıdır. Bu benim için kupaydı. Ve ben böyle koleksiyon yapmayı çok seviyordum. Yani kupalar biriktireyim, farklı şehirlerden kupalarım olsun, işte Stockholm'a mı gittim onun özel kupası olsun, işte bilmem nereye geziyorum o mahalleden, o kasabadan da bir kupam olsun diye böyle bir kupa manyaklığı vardı. Ama son 1,5 yıl oluyor yani gerçekten hiç kupa satın almamışımdır ve hatta dediğim gibi yani minimalizme başlayalı bugün, yani Nisan sonundayız, 14. ayım, yok Mayıs'tayız ya,
Mayıs ayına girdik tabii, bugün hatta 2 Mayıs. Dolayısıyla 1,5 yıla neredeyse yakın bir zamandır hiçbir şekilde ne kupa ne bardak satın almıyorum. Niyetim ve emelim o ki ilerleyen zamanlarda zaten bunu hani 20'ye sonra 10'a, yani sadece ve sadece bana güzel şeyleri hatırlatıyor diye değil. Ama artık hani zaten ihtiyacım olanı var, olan kadarı var ve buna ihtiyacım yok deyip vedalaşabilmek. Bakalım, bu bir yolculuk. Üçüncü artık ihtiyacım olmayan obje ya da şey kesinlikle tabaklar. Yani hiçbir zaman öyle işte bilmem ne serisi tabaklar ya da böyle misafir geldiğinde şu tabak çanakları çıkarayım diye aldığım böyle tabak serileri olmadı. Ama yani %60'ını verdim, sevgiyle uğurladım. Marie Kondo'nun metoduyla böyle gerçekten vedalaşıp teşekkürlerimi sunup, ama hala ihtiyacımdan fazlası, yani ben bence böyle çok renkli cıvıl cıvıl olduğu için mutfak araç gereçlerini de çok seviyorum. İşte çatal bıçak, bayılıyorum hani böyle rengarenk şeylere, ama biraz bu konuda, yani hatta bu minimalist hayatta kendimi en frenlemem gereken nokta olduğunu düşünüyorum. Bu arada dördüncü maddeye geçmeden önce size gerçekten şunu söylemem gerekiyor. Eğer ki minimalist hayata geçmeye karar verdiyseniz, öyle ya da böyle, bu sizin yolculuğunuz ve kimsenin size bu minimalist evet, bu minimalist değil, sen işte bence istifçisin, neden böyle olduğunu düşünüyorsun, bu hayat sana göre değil gibi yorumlar yapmasına, sizin hayatınıza dair izin vermeyin. Bu sizin yolculuğunuz. Benim minimalizm anlayışım, benim yaklaşımım budur. Karşımdakinin başkadır, onun bambaşkadır. O yüzden hani siz bu yola çıkmaya gerçekten ihtiyacınız olanı tutup diğerleriyle vedalaşmaya karar veriyorsanız, sizin 100 tane mumunuz da olsa, ne bileyim 3 tane koltuk takımınız da olsa, belki o sizin için o noktada azdır ve yeterlidir. Bunlar hakkında kimsenin yorum yapmasına izin vermeyin derim nacizane. Dördüncü olarak ne olur ne olmaz diye satın aldığımız eşyalar diyebilirim. İşte ne bileyim bir yere gitmişizdir, orada bir ne bileyim şey görmüşüzdür, çakı. Ne olur ne olmaz bunu ben evde tutayım. Niye çakı geldi aklıma bilmiyorum. Ya böyle ne olur ne olmaz diye evinizde tuttuğunuz herhangi bir obje varsa buna dikkat edin derim. Çünkü ne olur ne olmaz diye aslında evimizde tutmak yerine zaten ihtiyacımız olursa alırım. Bunu bilip buna güvenerek hareket etmek belki daha mantıklı gelebilir. Beşinci olarak yine bir tanecik aşklarım diyeyim. Çatal, bıçak ve kaşık setleri diyebilirim size. Yani ben zamanında bir 6 ay kadar Paris'te yaşarken özellikle 24 tane böyle hani mavili, pembeli, işte böyle yeşilli, hani bir de böyle neon renklerde çatal, bıçak, kaşık seti almıştım. Ve bayılmıştım ona. Sonra böyle başka yerlere gittiğimde, işte özellikle hani yurt dışında öyle mağazaları gezerken falan, ay şurada da kalpli bu çok güzel, bu da işte çizgili çok güzel falan diye almaya başladım. Sonra bir baktım ben gerçekten çatal, bıçak, kaşık biriktiriyorum. Ama bunlarla gerçekten artık daha da vedalaşacağım. Bunu sizlerle de paylaşmak açıkçası bana da destek oluyor. Çünkü ben de daha emin adımlarla hani bu yolda ilerliyorum. Size bir yerde belki söz vermiş gibi de hissediyorum kendimi. Çatal, bıçak ya da kaşık benim artık kesinlikle ama kesinlikle, hatta yani bir yıl olmuştur yine, hiç almadığım objelerden biri. Altıncı olarak makyaj malzemeleri arkadaşlar. Zaten hani ben öyle yani makyaj çok fazla yapan biri değilim. Hatta zaman zaman videolarda çok diyorum kendime. İşte ne bileyim fondöten mi sürseydin, allık mı sürseydin, işte ne bileyim ruj mu sürseydin ya da böyle farlar falan. Ama yani normal hayatımda da zaten hayatımda bir kere ya da iki kere fondöten belki kullanmışımdır. Cildimde bir şey olma duygusu, yani bir şey sürme duygusu bana iyi gelmiyor. Çünkü sanki böyle cildim nefes alamıyormuş gibi hissediyorum. Ama makyaj malzemeleri benim yatırım yaptığım alan değil. Hatta şunu da söyleyeyim. Böyle bazı YouTuber'ları görüyorum, hani inanılmaz iyi makyaj yapıyorlar. İnanılmaz böyle zaman zaman izliyorum da hani wow çok yakıştı bu kıza falan dediğim YouTuber'lar var. Ama ben hiçbir şekilde zaten bence o anlamda becerikli de değilim. Öyle bir isteğim de yok ama bunun bana artısı tabii ki de yani hem maddi anlamda oraya bütçe ayırmıyorum. Hem de gerçekten böyle bayılmadığım için cildimi daha
nefes almış hissediyorum diyebilirim. Yedinci olarak özel gece kıyafeti. Özel gece kıyafeti işte ne bileyim düğün, dernek, hani böyle özel gecelerde bir yerlere giderseniz zaten aldığınız, giydiğiniz kıyafetler oluyor. Benim bunun için 4 ya da 5 maksimum hani vardır kıyafetim. İkisinin içine de %90 giremem. Çünkü bundan bir herhalde 10 kilo azken almıştım. Ama önemli değil. Yani ben özel gece kıyafetine zaten çok pahalı oluyorlar ve o kadar para harcanmasından yana değilim. Bir ya da iki tane hani gerçekten güzel kıyafetiniz olsun derim. Bu benim artık satın almadığım kıyafetlerden biri kesinlikle. Sekizincisi saç kurutma makinesi. Benim zaten hani saçlarım çok düz ve banyo yaptıktan sonra da hiç kurutmama gerek kalmıyor ve zaten saç kurutmayı da doğal bulmuyorum. Hani o verilen hava diyeyim, hani ondan çıkan hava bana iyi hissettirmiyor kendimi. Vardı bir kurutma makinem ama onu verdim bir arkadaşıma. O yüzden hani saç kurutma makinesi de evimde bulundurmuyorum, almıyorum. Sevmiyorum çünkü. Dokuzuncu olarak saç kremi. Arkadaşlar yani biliyorum bazılarınız şaşırabilir ama bence saç kremleri çok sağlıklı değil. Ve içinde ne olduğuna iyi bakın derim. Belki hani ben bir iki kere yapmıştım bunu. Bu Hindistan cevizi yağı sürüyorsunuz. Sonra gerçi yıkadığınızda ben bir gece onunla yatıp işte ertesi gün yıkadığımda çıkmamıştı. Sonra 3 kere falan yıkadım yine böyle yağlı kalmıştı. Ama o tarz yağlar daha doğal, daha iyi geliyor. Aynı zamanda hani böyle çok kuruysa saçlarınız diyecek bir şeyim yok. Ama benim çok kuru değil. O yüzden de saç kremi dediğim gibi hoşlandığım bir şey olmadığı için onu da kullanmıyorum. 10. olarak telefon kılıfı. Şöyle göstereyim. Yani ben bu telefon kılıfı konusunda gerçekten manyağım. Ve telefon kılıfları böyle bir telefona 15 tane kılıf falan. Bu benim için gerçekten zorlayıcı oldu. Ama neredeyse bütün telefon kılıflarımla vedalaştım. Şu an 3 tane kullandığım telefon kılıfı var. Bunu tabii ki de 1'e indirgemek isterim ama şu an yapamıyorum. Artık satın almadığım şeylerden kesinlikle bir tanesi telefon kılıfları. Artık satın almadığım 11. şey diyeyim. Kesinlikle rahatsız eden ayakkabılar. Zaten hani benim ayakkabı olarak böyle genelde spor ayakkabı çok seviyorum. Bir de hani şey çok isterim böyle platform topuklular, hani hep giyeyim. Kışın seviyorum onları, hani böyle bayağı şöyle topuklu ama platform, hani daha doğrusu düz platform mu deniyor ona? Hani şöyle 4-5 santim oluyor ya böyle tamamen işte ayakkabının altında. Onları çok seviyorum ama tabii yazın öyle giyemiyorsunuz. Rahatsız eden ayakkabıya inanılmaz böyle alerjim var diyeyim. Bu sebeple benim genelde ayakkabılarımın hepsi bana hep iyi hissettiren, kendimi içinde de hani yürürken de iyi hissettiğim ayakkabılar. 12. olarak sprey deodorant söyleyebilirim size. Kesinlikle ama kesinlikle satın almadığım bir şey. Ve çok sağlıksız olduklarını biliyorum. Yani içine konulan o maddelerin hani bize çok zararı olduğunu biliyorum. Benim kullandığım hani gerçekten böyle içinde hiç zarar vermeyen, bir de böyle hani rol şeklinde olanlar vardır ya, onlardan genelde bitkisel özlü onu kullanıyorum ve bir deodorant bitmeden başka bir deodorantı da almıyorum. 13. olarak da buradan zaten buna bağlayacağım. Yani iki tane mesela makasım yok. İki tane mesela ne bileyim yani aynı şeyden iki tane almıyorum. Hem mesela makas ihtiyacım hem mutfakta hem işte aşağıda gerekiyorsa çok elzemse alırım. Ama genelde iki tane aynı şeyi almamaya özen gösteriyorum. Tabii ki de bu ayakkabı, çorap, işte tişörtler, kıyafetler için geçerli değil. Ama olabildiğince hani çift olarak almaktansa, ya da mesela bir tişört aldım, ha bunun diğer rengi de muhteşem, öyle almamaya olabildiğince özen gösteriyorum. 14. olarak saç bakım ürünleri. Yani ben hiçbir zaman, yine dediğim gibi bu tamamen kendi yolculuğuma özel, öyle saç bakımları yapayım, aman işte saçlarımı böyle sarayım, of işte ertesi gün muhteşem oldu, ay bunu sizinle paylaşayım tarzı biri değilim. Öyle biri olmadığım için de zaten saç bakım ürünleri çok ilgimi çekmiyor. Ama şeyi seviyorum, işte Hindistan cevizi yağı, ne bileyim bilmem soğuk sıkım bilmem ne yağını hani bir deneyeyim falan böyle, ya da böyle değişik renklerle saçımı boyayayım. O tarz şeyleri seviyorum. Saç bakım ürünleri demişken şampuana böyle özel bir ilgim ve alakam vardı bundan bir 2-3 ay öncesine kadar. Hatta bir baktım 5 farklı çeşit, hani aloe veralı, Hindistan cevizi, yok işte elma kabuklu.
şampuanlarım var. Sonra dedim ki böyle bu olmaz. Şu anda 2 şampuanım kaldı ve hep böyle, bilmiyorum sizde oluyor mu? Hani bu bitecek, bitmeden almalıyım duygum oluyordu. Artık böyle şeyim, tamam bir tanesi yani o en son kullandığım şampuan, hani şu kadar yarıdan biraz azalmaya başlayınca alacağım. Yani sonuçta her yerden bulabileceğimiz bir şey. O yüzden böyle daha kendimi bir yerde, bilmiyorum, rahatlatarak ilerliyorum. 15. olarak plastik torba. Yani zaten bu dönemde markete gidip alışveriş yapmıyorum neredeyse. Her şey online geliyor. Online geldiği zaman da seçebiliyorsam hani plastik torba istemiyorum seçeneğini seçiyorsunuz. Bunun yanı sıra Türkiye'ye de geldi. 25, yani tabii 25 kuruş olması lazım plastik torbanın. Ben bu uygulamanın çok faydalı olduğunu düşünüyorum. Bütün bu evde kalma süreçlerimizden önce de çantama hep böyle bir tane şey atardım. Hani bez çanta gibi düşünün ama böyle katlanabilir. Hani çok ufalan bez çantalar vardır ya. Ondan atardım. Çünkü hani bir şey alırsam onu kullanayım. Plastik torba sonuçta doğaya zararlı. Bunu biliyorum. O yüzden plastik torba arkadaşlar kesinlikle kullanmadığım 15. ürün. 16. olarak ev dekorasyon ürünleri. Yani bilmiyorum. Bu aralar bir aklıma girdi. Hani ev turu videoları siz de yani YouTube'dan görmüşsünüzdür. Bir sürü insanlar çekiyor. Belki bir gün, eğer bu arada siz de isterseniz yorumlarda benimle paylaşın. Belki ama belki evimi paylaşırsam sizlerle, gösterirsem ev dekorasyon ürünleri var mı yok mu siz de görürsünüz. Ama ev dekorasyon ürünlerinden kastım işte koltuktu, sehpaydı değil. Genelde böyle ne bileyim işte yılbaşına özel bilmem şuraları işte çok böyle dekore edelim. Ya da ne bileyim yurt dışında oluyor Nisan'da işte Paskalya bayramına özel kutlama, yani onunla ilgili dekorasyon ürünleri. Ya da 31 Ekim Cadılar Bayramı, ona özel böyle ürünler. Hani böyle şeyler almıyorum. Ya da 14 Şubat işte Sevgililer Günü'ne özel ürünler. Hani öyle değil ama daha çok bu ev dekorasyon ürünlerinde benim sevdiğim, zaten arkadan görüyorsunuz. Hani öyle, ben gerçekten eskiden tamamen istifçiydim. Yani bunu bilmiyordum ama hani minimalist hayata geçmemle beraber bunu net kavradım. Ve bu arkada gördükleriniz hiçbir şey. Hani bunun gerçekten en az bir 7 katı vardı. Hani orada beyazlık göremezdiniz. O durumdan bugünlere geldim. O yüzden de hani ev dekorasyon ürünleri demişken işte... Ne bileyim, bana böyle verilen manevi değeri olan hediyeler ya da çok severek aldığım, şurada bir yerde fil olması gerekiyor. Onlar falan değil ama hani yine aman bu çok güzel diye aldığım ya da alabileceğim şeyleri kastediyorum. 17. olarak oda kokusu. Oda kokusunu bilmiyorum sevenleriniz var mı aranızda? Eminim vardır da, sizlere lafım yok ama şahsen oda kokusunun sağlığımıza zararlı olduğunu düşünüyorum. Bir de hani o kadar... doğal olmayan bir şeyi evime almak, evime sokmak bana çok iyi hissettirmiyor. Onun yerine hani böyle alttan yanar mum ve doğal yağlar vardır, böyle koyarsınız ya üzerine, o böyle bir koku çıkartır. Onun kokusu çok daha iyi geliyor bana, o yüzden onu tercih ediyorum.